Tepe Taklak. Akşam yemekte fok çorbası içeceğiz çocuklar. Hem de küçük bir Viking'in elinden. Ve onu da hemen şimdi yakalayacağız. Tam yol ileri. Gidelim hadi hadi çabuk öcelerim. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hayır hayır yıldız sizsiniz. Şimdi işini bitireceğim Sven. Önce ben seni bitirmezsem. Neler oldu? Hadi bu tarafa Vikinglerim. Şu acımasız korsanları bizim buzdağımızdan kovalım. Yerlerinizi alın korsanlarım. Düşün peşime. Neyiniz var sizin? Buna isyan denir. Beni dinleyin yoksa sizi köpek balıklarına atarım. Viking Sven'le dövüşecek kadar cesur değilsiniz yani öyle mi? Neler oluyor böyle Viking? Sanırım Sven bir Viking olduğunu zannediyor. Dövüşmeyecekseniz eğer en azından kürek çekin. Daha ne bekliyorsunuz ki? İyi ama kaptanımız olmadan kaçıp gidemeyiz ki. Burada olduğumu görmüyor musunuz? Herkes görev yerlerine. Çabuk kürek başına. Sizi gidi tatlı su korsanları sizi. Vikinglerin düşmen olmayı bile hak etmiyorsunuz. Sven nasıl konuşuyor böyle? Sizi tebrik ederim Vikinglerim. Korkak korsanları bebek deniz anaları gibi kaçırdık işte. Şimdi de bu güzel günün anısına bu buzdağının adını Sven ilan etmeliyiz. Burası yeni Viking üssümüz olabilir. Kaptan! Korsan gemisi kaçmak üzere. Peşlerine düşmeliyiz. Bunun benimle ne ilgisi var? Bu babamı kurtarmak için tek fırsatımız. Yani Halvar'ı yakalamak için tek şansımız. Bir Viking sefil korsanların peşine düşerek vakit kaybetmez. Bir Viking yeni topraklar keşfeder ve oralara yerleşir. Bana bir şato yapın hemen. Buzdan bir şato yapmamızı istiyor herhalde. Siz nasıl isterseniz kaptan. Ama önce malzemelerimizi almalıyız. Gemiye binmeliyiz. Asılın küreklere korsanlarım. Kendini gerçekten korsan mı sanıyor yani? Siz tetikte olun çocuklar. Bu bir tuzak olmalı. Ama Halvar'ı yakaladığımızı gördüğünde Sven bizimle gurur duyacaktır. Vicky, Sven neden bizim reisimiz olduğunu düşünüyor? Her şey buza düştüklerinde oldu galiba. Babama yetişmek zorundayız. Ve bunu yaparken sessiz olmalıyız. Sen merak etme Viki. Aletlerimizi alıyoruz. Ne yapıyorsunuz siz? Geminin sürüklenmeye başladığını fark etmediniz mi? Hadi, şatom kendi kendine inşa olmayacak herhalde. Size daha hızlı demedim mi? Tembeller sürüsü. Sen burada ne yapıyorsun inatçı ihtiyar?
Bu böyle olmayacak. Büyük bir Viking reisinin büyük şatosunun yanına bağlayabileceği kocaman bir gemisi olmak zorundadır diye düşünüyorum reis. Yani ne? Bizim gemimiz de çok büyük değil mi zaten? Aslında şu korsan gemisi çok çok daha büyük. Ne demek şimdi bu çok daha büyük? Vikinglerim, gün batımından önce o gemiyi burada görmek istiyorum. Yaşasın! Bekle, nereden çıktı şimdi? Korsan kovalamak ciddi bir iştir. Viking reislerinin en büyüğü bizde olduğu için gurur duyuyoruz hepsi. O kadar Sven. Yelken açın ve küreklere asılın. Gidip o korsanlara Vikinglerin neler yapabileceğini göstereceğim. Evet, kaptan. Nasıl? Onlar mı bizi kovalıyor? Kuralları bilmiyorlar mı? Hadi durmayın korsanlarım. O Viking gemisini batırmaya hazırladın. Şimdi dünya tersine döndü işte. Baba! Seni kurtarmaya geldik. Güverteye atlamaya hazırlan. Ne? Sen aklını mı kaçırdın? Düşmanla sohbet etmeyi bırakır mısın lütfen? Elbette sizin geminin güvertesini atlayacağım. Onu batırmak için. Önce ben sizinkini batırayım da görsen. Bordalamaya hazırlanın. Bir Viking kadar sakarsın. Bunu hep söylerim. Siz deniz kestanelerinden hangisi az önce bana Viking dedi? Hemen yakalayın şu Viking'i. Kime Viking diyorsun sen ha? Ben gururlu bir korsanım. Sven korsan karakterine geri döndü. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Hem de hemen. Hadi şu korsanlara kılıcımızı gösterelim ve reisimizi onlardan geri alalım. Hadi. Sizin reisiniz benim. Buna isyan denir. Hayır. Ağlar artık bizim reisimiz olmak istemiyormuş. O korsanları tercih ediyor. Tamam, buldum. Gidip Halvar'ın suratına bir tokat atarım. Bu onu iyileştirir kesin. Ama bunu yapacaksak babamı geri almamız gerek. Hayır. Onu atacağım. Bu geminin güvertesinde iki korsan kaptana yer yok Halvar. Bakalım ne kadar iyi yüzebiliyormuşsun. Hadi yürü bakalım. Sven, havları denize mi güzel? Hayır. Evet, ve bunu yapması çok güzel olacak. Peki, sence şimdi müzik yapmanın sırası mıydı acaba? Evet, Ture hayatında ilk defa haklı. Viking, bir şeyler yapmak zorundayız. Teşekkür ederiz. Orada durun bakalım. Vikinglerin tarafına geçeceğim mi sandınız yoksa? Ben gayet gururlu bir korsanım. Ve mecbur kalırsam bu gemiyi kendi ellerimle batırırım. Hücum!
Orada ne yapıyorsunuz siz? Oo, saldırıya uğramışız. Karşı saldırıya geçin. Kimin saldırısına uğramışız peki? Söyle. Sen aklını mı kaçırdın Vicky? Korsanların tabii ki. Baba yeniden kendin oldun. Reisimizi geri verdiğin için teşekkür ederiz Sven. Hoşça kal sevgili korsan dostluğumuz. Size hücum demedim mi ben? Bu ne demekti şimdi? Sevgili korsan dostumuz mu? Hem o Viking size neden teşekkür ediyor ki kaptan? Yoksa siz... O isyan mı? Hemen durun, size durun diyorum. Durun. Sizin neyiniz var çocuklar? O Sven. Hemen saldırın hadi. Hadi diyorum size. Kara aşıklarını alt edin, göz açtırmayın. Hayır, işini bitirin. Başladı. Tamam. Başka çaremiz kalmadı. Hadi yap. Üzgünüm reis ama bu senin iyiliğin için. Ne oluyor? Hava karardı. Çıkarın beni buradan. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Çıkarın dedim size. Korsan Gilby. Çekilsene önümden seni beceriksiz şaşkın. Asıl sen çekil deniz kestanesi. Seninle uğraşamam. Ufuk'u gemiye taşımam lazım. Hayır, önce ben geçeceğim. Biz burada iş yapıyoruz, görmüyor musun ha? Bu ilk defa oluyor herhalde. Bak sana yolundan çekil dedim, koca balık çekil. Bak görürsün şimdi gündü. Beni itip durmayı keser misin? Şimdi kavga çıkacak ama sözlerine dikkat et biraz. Seni işe yaramaz sazan balığı. Fırsat düşkünü sırtlan. Deniz anası kılıklı. Madem ben sefere çıkamıyorum sen de çıkmamalısın Vicky. Bak bunlar hep senin yüzünden oldu. Yaptığını beğendin mi? Ben hiçbir şey yapmadım ki. Önümü bile göremedim. Ne diye sorun çıkarıyorsun sen ha? Bak! Şimdi önce ortalığı temizleyip sonra yeniden erzak taşımamız gerekecek. Bizi rahat bırak. Biz yelken açana kadar gözüme görünmeyeceksin. Böyle olsun istemedim mi? Ben sadece birazcık... Güzel. Ture, sence de ona biraz fazla yüklenmedin mi? Vicky, bir Viking olmak istiyorsa bazı şeyleri öğrenmek zorunda. Hadi gemilerini alalım. Böylece o şaşkın Vikinglerin sefere bir salla çıkması gerekir. Vikinglerden de Vicky'den de bıktım artık. Aha, yakaladım. Ne kadar uğraşsan da bir yere gidemezsin artık. Şimdi seni bağlayacak ve kasabanın o değerli gemisini alıp gideceğim. Hiç durma al. Bunu hak ediyorlar. Beni rahat bırak yeter. Bekle. Nasıl korsan olabileceğimi söyle. Peki, bunun için ne yapmaya razısın bakalım? Erzaklarını nerede tuttuklarını biliyorum. Depoda. Hem deponun anahtarının nerede olduğunu da biliyorum. Anahtar orada işte. Güzel. Belki sonunda senden bir korsan çıkarabiliriz delikanlı. Şimdi git. Anahtarı bize getirirsen seni korsan olarak aramıza alırız. Ama Alvar'a haber verirsen gelir seni mutlaka bulurum. Kaptan.
kaptan. Onu gerçekten korsan yapacak mısınız? Elbette hayır. Ama koca bir sezonluk erzaktan vazgeçecek değilim, değil mi? Çok uzun zaman oldu kaptan. O çocuk Halvar'a haber vermiş olmalı. Hemen gemiyi alıp gidelim. Erzakları onlara kalsın. Çok haklısın. O depoya daha sonra da saldırabiliriz, öyle değil mi? Hayır, bu mümkün değil. Baba, uyan hadi. Baba, uyansana. Allah aşkına, insan bu saatte hiç... Sana göstermem gereken bir şey var. Ne? Şimdi gösteririm ben o arsızlara. Baba, sayıları bizden fazla. Diğerlerini de uyandırmamız gerek. Acele edin, korsanlarım daha hızlı. Kendinize korsan mı diyorsunuz siz? Hadi uyan Fox. Uyan. Fox, uyanmak zorundasın. Baba. Alçak Sven. Yanına bir de rehine alıyor Gilby'yi. Hadi koş Vicky. Bekle biraz baba. Gidersek yakalanacağız. Gilby almalarına göz yumamayız. Hadi gidip gemiye saklanalım. Denize açılınca da çekme halatını keseriz. Sonra Gilby'yi kurtarmanın bir yolunu buluruz. Peki tamam. Siz ikiniz. Bu iki fıçı gemiye kendi kendine mi binecek? Korsanım, ne yapmam gerekiyor? Sen bir korsan mısın? Balık yeminden başka bir şey değilsin sen. Yalancı, sen berbat bir yalancısın. Sana bunu ödeteceğim. Sana iyi yolculuklar dilerim küçük Viking kaptanı. Beni kurtarmaya geldiniz. Teşekkür ederim. Halvar, ne yapıyorsun sen? Çöz beni lütfen. Sakin ol biraz. Korsanların geri dönmesini istemeyiz. Siz ikiniz iyi misiniz? Hadi hemen gidelim buradan. İndirin yelkeni.
O da ne? Yelkenli bir gemi. Ah, o Vikinglerin gemisi. Ah. Gemiyi almış götürüyorlar. Peşlerine düşün. Baba, daha hızlı gidemez miyiz? Emredersiniz Kaptan Vicky, kayalıklara gireceğiz. Baba, sen de doğruca kayalıklara git. Tamam. Sizi gidi şaşkın Vikingler. Korkunç Sven'den kaçılamayacağını bilmiyor musunuz? Ah gözlerim. Ah göremiyorum. Kör oldum. Şimdi yakalayın bizi de görelim. Neredeyiz bilemezsiniz. Hey Sven, senin balık gemi konuşuyor. Bak bakalım şimdi kim giriyor. Gözlerinizi kapatın ve seslerini takip edin. Azıcık daha yaklaşalım. Biraz daha. Tamam oldu. Şimdi. İşte oradalar. Rotayı değiştirin. Hemen. Kaptan önüne bak. Hayır, durun. Kaynağım. Hoşça kal Sven. Sana iyi günler. Bunun hesabını vereceksiniz Vikingler. O kedi balıklarıyla birlikte ne yaptığını sanıyordun öyle. Söyler misin Gilby? Özür dilemem gerekiyor. Ben... Komutanların onu kaçırması Gilby'nin hatası değildi ki baba. Peki, gelecek sefere yollarına çıkmamaya çalış. Koca kasabayı tek başına savunamazsın. Ama geri dönüş yolu da dümeni tutmayı hak ediyor. Hayır, bence dümeni tutması gereken kişi Vicky. Ama arkadaşlara gemiye bütün erzağımızı kurtardığımızı anlatmak isterim tabii.